Merhabalar sevgili seyirciler. Bir Mürekkep Damlaları programından daha sizleri sevgiyle selamlıyorum. Edebiyatımızda neler oldu, neler oluyor? Yaklaşık bir yıldır sizinle bu ekranda, Mürekkep Damlaları programında hem güncel edebiyat üzerinden, hem kadim edebiyat üzerinden, hem de edebiyatın meseleleri üzerinden derdimizi dile getirmeye gayret ediyoruz. Zaman zaman ağırlıkla belki de Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı'nın son dönemindeki edebiyatı ve bu edebiyatın şekillendirdiği bir coğrafya. Bu coğrafya, bu sosyoloji, bu kültür bir şekilde dil ile şekillendi. Bugün ise hassas bir konuya değineceğiz. Ali Şükrü Çoluk hocamızla birlikte yeni lisan hareketini, yeni lisanın getirdiklerini, götürdüklerini belki daha uzun süreli bir program olabilir. İkinci bir programa sarkabilir ama öncelikle tabii ki yeni lisana gelene kadar neler oldu onları konuşacağız ama önce selamlama yapmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bizim de artık yaklaşık bir seneden fazla oldu değil mi? Yani evet. 52-53 program yapmışızdır. Bu bir sene devriyesi olması dolayısıyla biliyorsunuz geçen hafta da konuştuğumuz üzere bazı programda bazı format değişikliklerine de elbette gideceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi yine bu akşam olacağı üzere edebiyat tarihine ya da genel anlamda tarihe mal olmuş herkes tarafından bilinen bazı fotoğrafların arka planlarını yine fotoğraf üzerinden seyircilerimize vermeye çalışacağız. Tabii bizim açımızdan bir deneme olacak. İnşallah seyircilerimiz beğenir de o beğeniler doğrultusunda o bölümü programımızın o bölümünü de devam ettiririz. Bu akşam da yani ikinci bölümün sonuna doğru o bölümü fotoğraf okuma ve tahlil etme bölümünü gerçekleştireceğiz. Evet, teşekkürler hocam. Sadece fotoğraf okuma değil, şiir okuma, hikaye okuma kısımlarımız da olacak. Fakat bu hafta için bizi mazur görün. Hakikaten İsmet Özel'in 78 yaşına girmiş olması hasebiyle bir şiirini okumayı açıkçası isterdim ama bugün hazırlıklı değiliz. Bugün dil üzerine, dilin neleri inşa ettiği üzerine, Türk dilinin geldiği noktayı değil ama özellikle 1911 yılında Yeni Lisan Hareketi'nin, Genç Kalemler Dergisi'nin edebiyatımıza yapmış olduğu katkı, bu katkının bugünkü yansımalarını ilerleyen süre içerisinde konuşacağız ama öncesi bir taraftan divan edebiyatı, bir taraftan Arapçanın ve Farsçanın terkiplerle Osmanlıcayı oluşturması Türkçe ile de birlikte ve uzun yıllar boyunca bunun tartışılması sadece Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı Edebiyatı'nın ya da işte Osmanlı döneminde de özellikle Tanzimat döneminde yoğun şekilde tartışılması ya da işte Edebiyat Fakültesi derslerimizde işte son divan şairi Şeyh Galip'tir ya da işte son divan şairi Yahya Kemal Beyatlı'dır gibi ifadelerin kullanılması. Hani bir başlangıcı olanın tabii ki nihayeti var, bidayeti olanın bir nihayeti var. Ancak nihayetine ererken de bir miras bırakıyor bize. Şimdi evet hikayeyi anlatmayacaktım fakat gözümün önüne Ömer Seyfettin'in ölümü geliyor. Yani biraz sonra konuşacağımız o hassas konu, dilimiz, kültürü, irfanı birbirimize aktardığımız o zincir, o halka bir şekilde belki de Ömer Seyfettin'le de bir tamire uğradı. Evet. Yani Türk tarihinde bir tamire uğradı. Ancak ölümünde kimseler yoktu yanında. Hatta bildiğim kadarıyla Cerrahpaşa Fakültesi, Tıp Fakültesi'nde çapalıydı. Cerrahpaşa değil de Selimiye'de. Selimiye. Selimiye'deki hastanede. Tıp Fakültesi'nde. Tıp Fakültesi hastanesinde kadavrası derste kullanılmak üzereyken artık müdahale ediliyor. Çünkü tanınmıyor, bilinmiyor. Gerçi Yeni Lisan Hareketi ile ilgili yazısında, manifestosunda da o tanınmama, bilinmemenin bir şekilde dili kullanmamakla, yabancı dilleri kullanmakla ya da işte toplumun dilinden uzaklaşmakla olacağını anlatıyor ama bir taraftan da bakıyorsunuz kendisinin tanınmamış olması, özellikle bir vatan hikayecisi benim nazarımda baktığımda, öykülerine baktığımda
vatan ve millet üzerine, dil üzerine yazmış, başkalarının derdiyle harmanlanmış bir insanın ölümünde yapayalnız olması, cesedine bile sahip çıkılmaması neredeyse büyük bir ızdırap. Hocam bu ızdıraplı noktadan ben bilincinin açık olduğu, zihninin dupturu olduğu zamanlara 27 yaşına geleceğim ve belki siz 27 yaşından daha aşağılara ineceksiniz. Evet. Yeni lisan hareketine gelene kadar hocam ya da yeni lisan hareketlerini, bu tarz hareketleri doğuran ortam neydi? Hı. Yani buradan başlayalım. Doğru. Evet, modern edebiyat aslında değişik düşüncelerin, değişik fikirlerin gerek dil, gerek edebiyat noktasında ortaya sıklıkla konulduğu bir döneme de işaret eder. Yani sadece bizde değil, batıda da modern edebiyat ortaya çıktığında akımlar örneğinden hareketle söyleyecek olursak en basitinden herkes edebiyatı kendisine göre yorumlamış. Asıl edebiyatın kendi düşünceleri etrafında olması gerektiğine inanmış. Bazıları bunları poetik metinlerle kamuoyuna duyurmuştur. Hatta bu metinler ve edebiyat düşüncesindeki farklılıklar ciddi anlamda da bizim Yeni Lisan makalesinde de olduğu üzere tartışmalara da yol açacaktır. Tabii edebiyat tarihi aynı zamanda bu sanat nedir, edebiyat nedir, edebiyatta dil nasıl olmalıdır gibi soruların da arandığı bir döneme karşılık gelmektedir. Yeni Lisan makalesini bizim açımızdan önemi Türkiye'de milli edebiyat hareketinin, milli edebiyat akımının adeta bildirisi, poetik metni olmasıdır. Yani 1911'de yayınlanan bu makaleden sonra Milli Edebiyat Hareketi önemli bir ivme kazanacak. Ve buradaki bazı düşünceler gerçekten hayata geçip bizim edebiyatımızı temsil noktasında yazarlar, şairler tarafından benimsenecektir. Bununla beraber milli edebiyatla birlikte düşündüğümüzde aslında milli edebiyat düşüncesi, evet yoğunluklu olarak 1911'den sonra dile getirilmiş, hayata geçirilmiş bir edebiyat hareketi ve dönemi olmakla beraber aslında Tanzimat sonrasından itibaren konuşulmaya, tartışılmaya başlanıyor. Fakat bir program dahilinde, bir sınırları belli olan bir plan dahilinde değil. Herkes milli edebiyat istiyor yahut edebiyatın milli olmasını istiyor başta Namık Kemal, işte Ziya Paşa olmak üzere. Ama bunun nasıl olması gerektiği, edebiyatta bunun nasıl aktarılması gerektiği konusunda bir program sunamıyorlar. Yani işte siz hatırlarsınız Tanzimat derslerinden Namık Kemal divan edebiyatına hücum ederken, yeni edebiyatı kurmaya, tesis etmeye çalışırken edebiyatın milli olması gerekliliğinden bahsediyordu. Yani bir hücum harekatı var geçmişe evet, dair. Yani evet. Silip atmak, yok etmek ya tabii. Da işte geçmişten izler bulup işte bakın bu böyle kötüdür gibi örnekler evet. Vermesi. Evet. Abes örnekler tabii. Arkadaşı Ziya Paşa o şiir ve inşa makalesinde, o meşhur şiir ve inşa makalesinde divan edebiyatını tamamen reddedecektir. Yani Avrupa'da yazdığı, 1870 yılında yazdığı şiir ve inşa makalesinde ve bizim asıl edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu düşünecektir, iddia edecektir. Fakat bu düşüncelerden kısa bir zaman sonra da vazgeçecektir. Yine Tanzimat döneminde yayınlanmış bazı romanlarda, bazı piyeslerde, piyes metinlerinde şu ibareyi de görüyoruz. Romanın ismini veriliyor. Altına milli roman. Yani oradaki millilik yerli hayatı anlatan roman manasındadır. Yani o dilin nasıl olması gerektiği konusunda, o konuların nasıl işlenmesi gerektiği konusunda değil de. Yani yerli. Muhit hayat. Olarak Anadolu'da tabii, bir yer. Anadolu'da, İstanbul'da bir yer. Yani bizim hayatımızı anlatan roman yahut tiyatro metni anlamında anlaşılması gerekiyor. Ta ki Yeni Lisan hareketine kadar, Yeni Lisan hareketiyle beraber bu belli bir programa,
milli edebiyat nasıl olmalıdır? Elbette dil üzerinden belli bir programa tabi tutulacak ve ortaya böyle ciddi bir metin konulacak. Ama tabii bu metin aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getirecektir. Hocam aslında söylemiş olduğunuz şey yine Fransız devrimi sonrası. Yani evet. Fransız ihtilali sonrası. Şimdi ihtilal kelimesi bir şekilde şeyde de geçiyor. Yeni Nisan'ın içerisinde de kullanılan tabii. bir kelime. Diyelim ki Namık Kemal'den bahsettiniz. İşte Tanzimat Edebiyatı döneminlerinden hatta Fecr-i Ati'ye kadar olan sürede bakıyorsunuz. Bir şekilde bir karşı duruş var. Ama bu karşı duruş hiçbir zaman 1911'de Yeni Lisan Hareketi kadar sert olmamış. Evet. Adeta rüzgarın önündeki bir yaprak gibi savrulup gitmişler, kenara çekilmişler ya da münferit hareketler olarak kalmışlar. Aklıma şeyi getiriyor, Nazım Hikmet'in putları yıkıyoruz yazısı. Yıkıyoruz, sanki gümbür gümbür bir edebiyat cephesi geliyormuş gibi. Burada konuşacağımız konular arasında biliyorsunuz Mecit Bey'in, müdürümüz Mecit Bey'in tavsiyesiyle putları yıkıyoruz hareketi de olacak. Evet. Şimdi oradaki münferitleşiyor en nihayetinde. Evet. Nazım Hikmet tek kalıyor. Şimdi geriden Tanzimat döneminde baktım işte Ziya Paşa kendisini gösteriyor. Şinasi kendisini gösteriyor. Ya da Namık Kemal belki de en fazla kendisini gösteren milli edebiyat cephesinde karşımıza çıkıyor. Fakat biraz önce bir ifade kullandınız. Şiir ve inşa yazarken Batı'da yazdı. Evet. Yani, Batı'da yazma. Sanki orada bir araya düşme var. İşte Fransız ihtilalinin etkisiyle millileşme, imparatorlukların dağılması ve adeta hiçbir şey kalmamış. Yakalamamız gereken şey, tutmamız gereken sadece millilik. Evet. Ve her şeyin başına hatta milli ifadesi getirilmeye başlanıyor. Evet, iyi bir noktaya temas ettiniz. Yani belki Türkiye'de olmuş olsaydı Ziya Paşa o metni belki o tarzda kaleme almayacaklardı. 1867 yılında Yeni Osmanlılar Hareketi ile beraber yurt dışına çıktıklarında Avrupa Edebiyatları'nı da yakından görme, tanıma imkanlarına sahip oluyorlar. İşte bir Fransız Edebiyatı'nı, bir İngiliz Edebiyatı başta olmak üzere ve onların milli edebiyatlarını ve o milli edebiyatların kaynağını da öğrendiklerinden hareketle bu sefer kendi kendilerine soruyorlar. Ya bunlarınki böyle bir edebiyatsa, elbette iyi bir edebiyat onlara göre. Bizim edebiyatımız ne? Yani bizim edebiyatımız nasıl onların seviyesine gelebilir sorularının cevabını aramaya çalışıyorlar. Ve onların gittiği yoldan işte 19. yüzyıl işte romantizmin, milli romantizmin, işte yerel dillerin, milli dillerin ön plana çıktığı konuların halkın içinden seçildiği, halka dayalı, halka yönelik bir edebiyat çağıdır aynı zamanda. Ve onların edebiyatları ışığında kendi edebiyatımıza bakarak bizim de onların gittiği yoldan gidip kendi edebiyatımızı oluşturmamız, inşa etmemiz gerektiğine inanıyorlar. Bunun kaynağını da halk edebiyatı ve halkın kullandığı dil olarak görüyorlar. Ama şunu da yanılmamak da gerekir. İşte Batı, evet, Batı'daki milli edebiyatlar ortaya çıktığında halktan neşet eden bir tarafı var ama Batı'daki milli edebiyatlar halktan yönelmekle beraber modern anlamda bir edebiyat ortaya koyduklarını, yani halk edebiyatı geleneğini devam ettirmeyip halkın kültürü üzerinden modern bir edebiyatı inşa ettiklerini de unutmamak gerekir. Yani üst düzey yazarlar halk kültüründen, halkın birikiminden yararlanıyorlar ama modern bir edebiyat meydana getiriyorlar. Halktan, halkın seviyesine inme yahut halk tarzında eser verme değil. Tabii burada akımlardan bahsettiniz. Özellikle romantizm ele alındığında diyelim ki Victor Hugo'nun Sefilleri. Sizin söylediğiniz örneğe çok net şekilde oturuyor. Yani halktan alıyorsunuz ama modern bir dille onu icra ediyorsunuz, ortaya evet. koyuyorsunuz. Ki Türk edebiyatında romanın oturmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Evet.
Şimdi romantizmle hareket etme var. Tarih sevgisi, tarihselcilik, milli edebiyatın en büyük kaynaklarından birisi. Bizde sanki şairler eliyle olmuş gibi. Yani bu daha çok romana fazla girememiş de şairlerin elinde kalmış gibi. Tabii bu şiir geleneğinin güçlü olmasıyla alakalı. Yani Namık Kemal modern edebiyatın kurucu şahsiyetlerinden birisi ama her şeyden önce de bir divan şairi. Yani divan şiiri terbiyesi almış, şairliği o gelenek içerisinde öğrenmiş birisi. Bununla beraber divan şiirinden konu yönüyle özellikle bir müddet sonra uzaklaşacak ve sizin söylediğiniz o tarzda, romantik tarzda eserleri verecek ama bizde henüz o dönemde bir nesir, yani romana kaynaklık teşkil edecek bir nesir olmadığı için geleneksel nesirden modern nesre geçme imkanı olmuyor. Yani şiir var, sağlam bir şiir geleneği var her ne kadar reddetseler ama bir nesir geleneği yok. O nesir geleneği olmuş olsaydı belki iyi şiirlerin yanında modern tarzda iyi romanlar da yazılabilirdi. Tabii bu biraz da zamanla alakalı kanaatimce hocam. Şimdi bir Şeyhat Hamza'nın yazmış olduğu Yusuf ile Züleyha'ya bakıyorsunuz. Evet, daha fazla arı duru, Çağatayca kelimelerin daha fazla ya da işte eski Türkçe kelimelerin daha fazla net olduğu ya da Arabi Farisi terkiplerin daha az olduğu bir metin ki daha divan edebiyatı tam oturmamış başlarında. Bir taraftan da bakıyorsunuz Hamdullah'ın yazmış olduğu evet. Yusuf ile Züleyha daha farklı bir cihette çıkıyor. Evet, divan edebiyatının tam formu oturmuş. Evet. Yıllar arada 200 yıl var. Yani bu Osmanlı'nın artık Fatih Sultan Mehmet döneminden bahsediyoruz. O dönemde artık şiir kendisini inşa etmiş, ortaya çıkmış. Evet. Dediğiniz gibi Türk romanı dediğimiz roman daha ortalıkta yok. Yani yok. Vatan yahut Silistre'yi işte yani yazıyor. Olamaz yani elbette Türk romanı da mesela geleneksel halk hikayeleri üzerine inşa edilecektir. Yani sözlü kültür ürünleri üzerinden inşa edilecektir. Eğer öyle şiir gibi sağlam bir yani üst düzey sanatçıların kabul etmiş olduğu bir nesrimiz olsaydı belki daha kolay romana geçiş yapılabilirdi. Ama şiirdeki başarının sebebi köklü bir şiir geleneğine sahip olmamız. Burada ama yine kavga da şairlerle yapılıyor. Yani divan şiiriyle yapılıyor. Tabii. Hani divan şiirinin işte Türkçe olmamasıyla, tabii. divan şiirindeki konularla, seçkinler evet. edebiyatı gibi yani bir şekilde böyle lanse ediliyor. Evet. Ve cevap olarak da yine şiirle gidiyorsunuz üzerine. Tabii divan şiirinin reddi ile işe başladıklarını, modern edebiyat oluşturulurken divan şiirinin reddi ile işe başladıkları bir gerçek. İşte Şinasi'de de bunu görürüz. Şinasi'de açıkça böyle divan şiiri şiir değildir şeklinde bir yaklaşım yok ama o yazdığı şiirler üzerinden sade ondan sonra somut tarzda yazdığı şiirler üzerinden divan edebiyatını beğenmediğini anlayabilirsiniz. Ama Namık Kemal direkt divan edebiyatına hücum ederek yani şiire hücum ederek onu ortadan kaldırıp yeni bir modern tarzda yeni bir edebiyat kurma çabası içerisine giriyor. Ve ilk radikal eleştirileri divan edebiyatına Namık Kemal yöneltecektir. Bu eleştirilerin çoğu elbette tartışılır, hatta haksızdır pek çok eleştirisinde. Ama yeni bir şeyi kabul ettirebilmek, halkı ikna et, yeni bir şeye ikna edebilmek için de eskinin bir şekilde kötülenmesi gerekiyordu. Namık Kemal de bunu yaptı ve daha sonra divan edebiyatı eleştirileri hep Namık Kemal'in ortaya koyduğu eleştiriler üzerinden devam edecektir. Hatta günümüzde bile divan edebiyatına yöneltilen pek çok eleştiri vardır. O eleştirilerin kaynağı Namık Kemal'in düşünceleri ve daha somut bir şekliyle de daha net bir şekliyle de birazdan göreceğimiz Yeni Lisan makalesinde divan edebiyatına yöneltilen eleştiriler söz konusudur. O eleştiriler bugünkü divan edebiyatı eleştirisine zemin teşkil edecektir. Ömer Seyfettin Ocak
1911'de Ali Canip Yöntem'e hatırladığım kadarıyla bir mektup yazıyor 27 yaşındayken. Orada yeni lisanın aslında temeline dair şeyler söylüyor. Söylerken dikkatimi çeken şöyle bir ifade var. Ağır bir ithamda bulunuyor. İğreniyorum edebiyattan. Diyorum ya diyor. Burada kastettiğim diyor aslında lisanından diyor iğreniyorum diyor. Şimdi sizin anlattığınızda ise Namık Kemal cephesinden bakarsak sanki o zihniyetten de iğrenen ya da zihniyeti de yok etmek isteyen bir şey var. Gerçi ilerleyen sürede Ömer Seyfettin şeye de dönüşecek. Yani sadece lisandan değil de o da aslında zihniyetten şikayet etmeye başlıyor. Bir anlamda evet zihniyetten de şikayet edecek ama en önemli şikayeti dil üzerinden olacaktır. Tabii Ali Canip'e yazdığı mektupta sözünü ettiği edebiyat Servet Efendi'nin edebiyatıdır. Yani Servet Efendi'nin edebiyatının o hassas, narin duygu ve düşüncelerin ifade edildiği, işte şiirde daha çok aşk acılarının ön plana çıktığı şiirleri ve yazarları, şairleri kastediyor Ömer Seyfettin. Tabii Ömer Seyfettin mizaç itibarıyla bu tarzda şiirleri sevmesi mümkün değil. Yani daha toplumcu bir edebiyat düşüncesine sahip olmasıyla bu tarz şiirlerden hoşlanması mümkün değil. Ve arkadaşına yani Ali Canip'e yazdığı mektupta bir hareket başlatma arzusunu ve bunu da kendisiyle beraber yapma dileğini iletecekler. Ve 11 Nisan 1911'de Genç Kalemler dergisinde bu yeni lisan hareketi yayınlanan makale ile başlayacaktır artık. Gerçi bu yeni lisan makalesinde, Genç Kalemler'de çıkan yeni lisan makalesinde imza yeri boştur. Soru işareti vardır. Soru işareti vardır. Bu dergiyi çıkaranların ortak metni olarak anlaşılması gerekir. İşte dergiyi kimler çıkarıyordu o dönemde? İşte Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem. Ali Canip Yöntem ileriki yıllarda 1920 ya da 21 zannedersem Ömer Seyfettin'in vefatı dolayısıyla yazdığı bir yazıda bu metnin, yeni lisan makalesinin Ömer Seyfettin tarafından kaleme alındığını açıkça dile getirecektir ve biz de edebiyat tarihinde bu metni Ömer Seyfettin'in yazdığını bu şekilde Ali Canip'in şahitliği ışığında öğreniyoruz ve o şekilde değerlendiriyoruz. Yoksa yayınlandığı sırada herhangi bir imza söz konusu değil. Evet. Hocam bu yeni lisan demişken aslında oradaki sıfat üzerinden gitsek. Şimdi sıfat üzerinden deyince sanki dersmiş gibi algılamasını da istemiyorum sevgili seyircilerimizin. Bu yeni kavramı sanki daha önceleri de karşımıza çıktı. Evet. Bir şeylere yeni demek. Ne zaman çıkıyor ortaya ve neden? Şimdi evet yine modernliğin aslında yeni modern demektir. Modernliğin karşılıklarından bir tanesi, eş anlamlı kelimelerden bir tanesi de yenidir. Yani modadır. Moda, modern. Hepsi birbiriyle alakalı. Şimdi Tanzimat döneminde de bu kavram kullanılıyor. Mesela Yeni Osmanlılar Cemiyeti. Yani Yeni Osmanlılar Cemiyeti, işte o devlete muhalif olarak kullanılan o Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Türkiye'de yeni bir rejim arzuluyorlar. Meşrutiyet. Meşrutiyet mücadelesi için bu muhalif hareketi organize ediyorlar ve örgütün yahut oluşumun başına yeni sıfatını ekliyorlar. Yeni Osmanlılar. Yeni Osmanlılar denince o zaman onun karşılığı olan eski Osmanlıları aramak lazım. Eski Osmanlılar nedir? Mevcut durumu devam ettirmeye çalışan. Muktedirler. İşte, muktedirler. Yani mevcut durumu devam ettirmeye çalışan, toplumda yeniliklere kapalı kesimleri karşılamaktadır. Dolayısıyla daha güncel, batıdaki gelişmeleri daha yakından takip edip de o gelişmeleri Türkiye'ye getirmek isteyen kesim yeni sıfatını kendilerine sıfat olarak kullanıyorlar.
Fakat bu sıfatın çok yoğun bir şekilde üzerine basa basa çok yoğun ve daha geniş anlamıyla kullanılmaya başlanması ikinci meşrutiyet sonrasıdır. Abdülhamit dönemi? Abdülhamit döneminin, bitişi. Bitişiyle beraber Türkiye'de yeni bir rejimin, meşrutiyet rejiminin ilanıyla beraber artık Türkiye'de her şeyi, hayatın her alanını yeni baştan dizayn etme gayreti söz konusudur. İşte yeni kadın, yeni talebe, yeni eğitim, öğretim, işte yeni din anlayışı. Tırnak içinde yeni hayat. Yeni hayat yani. En son yeni hayata gidiyoruz. İşte burada olduğu gibi yeni lisan, yeni edebiyat gibi her şeyin başına böyle bir yeni eklenerek ve elbette bu yeniden kasıt modern anlam, modern olandır. Asra uygun hareket etmeyi amaçlamaktadır bu yeniyle beraber. Adeta 1908 sonrasında böyle bir yeni çılgınlığı, her şeyi yeni baştan dizayn etme yaklaşımı söz konusu olacaktır. Edebiyatta da bunun karşılığı, biz yeni lisan ve o hareketle bağlantılı olarak milli edebiyatı göreceğiz. Yani yeni lisan bu 1908 sonrasındaki o genel eğilimin yansımalarından birisidir sadece. Ama şey enteresan değil mi hocam? Şimdi yeni Osmanlılar ifadesini kullanırken şimdi Osmanlı'yı reddedemiyorsunuz. O döneme dair adeta göz kırpıyorsunuz. Evet. Yani biz sizi reddetmiyoruz ya da işte bizi vurmayın. Hani orada onu tutuyorsunuz, yeniye ekliyorsunuz. Bu yeniler dediğiniz gibi Cumhuriyet dönemine de sirayet ediyor. Evet. Yani sadece Tanzimat'la kalmıyor ki hatta Tanzimat öncesi de var Nizam-ı Cedid. Evet, yani Cedid diyerek bir şekilde orada başlayan yani, bir hareket var yeni aslında. Yeni düzen orada da var. Yeni düzen orada sanki düzenleme ile birlikte başlıyor, hayata sıçratılacak. Tabii. Fakat göz ardı edilmesi gereken bir şey daha olduğunu düşünüyorum. 1908 sonrasında başlıyor ve işin ilginç yanı Balkan Harpleri başlıyor. İşte yani, önce Trablusgarp, arkasından Balkan Harpleri ile beraber... Türkçenin konuşulduğu büyük coğrafya adeta makasla kesilmeye başlıyor. Biraz daha daralıyor yani eskiye göre daralacak. En sonunda da Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki de bugünkü Türkiye üzerinden Anadolu üzerinden düşünecek olursak bugünkü sınırlara kapanacaktır. Dediğimiz gibi yani bu 1908'in o heyecanı çünkü 33 yıl süren Abdülhamit saltanatı sona erdiğinde herkeste bir heyecan var. Yani artık eski günlere dönülmeyecek. Eski günler ve Abdülhamit dönemi irtica olarak düşünülür. Sonradan o dini anlam sonraki Cumhuriyet... Yeni lisanda eski dönem olarak geçiyor tabii. Bildiğim kadarıyla. Eski dönemdir. Yani 1908 öncesi eskidir, irticadır. Yani yeni lisancıların yahut meşrutiyet gençliğinin gözünde eski olarak nitelendirilir, irtica olarak nitelendirilir ve yeni bir ondan farklı ve ondan bağımsız yeni bir hayat tesis etme gayreti söz konusu. Bu Fransız İhtilali'nde de var. Fransızlar da Fransız İhtilal öncesini ancien rejim derler. Yani antik, eski rejim olarak nitelendirirler. Bizim aydınlarımızın da bu yeni sıfatı bu kadar benimsemelerinde elbette Fransız ihtilalinin etkisi de büyüktür. Yani siz bunu söyleyince Cemil Meriç aklıma geldi. Onun yorumları özellikle gerici, ilerici kavramları. Tabii. Biraz önce söylemiş olduğunuz kavramlar aslında biraz da siyasilerin ya da siyasi olarak tuttuğunuz tarafa göre sert bir anlam da kazanabiliyor. Tabii mesela yani, evet dediğiniz gibi o irtica kavramı üzerinde duralım mesela. 1908 sonrasında 1910 yılında benim üzerinde doktora yaptığım Fazıl Ahmet Aykaç eski tarzda mizahi şiirler yazıyor. Yani divan edebiyatı tarzında. Onların şeklini kullanarak o dönem eski dönemde yazılmış şiirlere nazireler yazarak şiirler yazıyor ve bunları bir kitap haline getiriyor.
Kitabın giriş kısmında şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, ben böyle şiir yazmakla sakın beni irtica taraflısı olarak düşünmeyin diyor. Yani 1908 öncesini, divan edebiyatını özleyen ve ihya etmeye çalışan birisi olarak düşünmeyin diyor. Ben sadece o metinler üzerinden bir mizah yapmaya çalıştım diyor. Kendini böyle açıklama ihtiyacı duyuyor. Yani o kadar bir tedirginlik yaşıyor ki, yani ben eski divan şiiri tarzında o şiirleri kullanarak yeni tarzda şiir yazmam yüzünden beni irtica, mürteci olarak suçlamayın. Şeklinde. O zaman hocam bir cadı kazanı başlamış ya, adeta. Tabii, yani tabii. Bir şekilde yazdığınızda illaki yeni diyeceksiniz. Ben yenilikçiyim ya da işte tırnak içinde ilericiyim gibi ifadeler kullanacaksınız. Tabii tabii. Diyelim ki maziyle ilgili herhangi bir şey paylaştığınızda bu tukaka edilecek. Yani kesinlikle yani o dönemde Abdülhamit döneminde şu iyiydi, şu şöyleydi, böyleydi demek mümkün değil. Yani eskiden olan iyi şeyleri bile zikretmek mümkün değil. Ve mürteci olarak damgalanıyorsunuz. Bu şey değil, yani tanzimatla ilgili bir şey, dönemle ilgili. Yani ikinci meşrutiyete kadar da var olan bir şey aslında. Tabii tabii, yani 1908 öncesi her anlamda bir şeydir, irticadır. Yani bir şekilde o dönemi arzulamak irticadır. Aydınların aslında batıya gitmesi, batıyı görmesi ve oradan getirdikleri zihniyetle de aslında alakalı bir şey. Fakat bir taraftan da yeni lisanında göreceğiz zaten. Eleştiri yaparken sadece Arapça ve Farsça üzerinden değil de İngilizcenin, Fransızcanın özellikle o dönemde. Tabii o dönemde onlar da heyecanlı bir dönem. 1908 sonrası yeni bir rejim kurulmuş. Heyecanlı bir dönem ve o gecikmişlik, Batı karşısında gecikmişlik psikolojisinin de etkisiyle herkesin her şeyi çok çabuk ve süratli bir şekilde hayata geçirmek istedikleri bir dönem. Çok geç kaldık, hemen bunu yapmamız lazım. Hemen bunu yapmamız lazım gibi. Tıpkı Tanzimat psikolojisi şeyde de var. 1908 sonrasında da var. 1923 sonrasında da olacaktır. Yani biz Batı karşısında geri kaldık. Dolayısıyla onlarla aramızdaki mesafeyi kapatmak için çok radikal bir şekilde hareket edip hızlı hareket etmeliyiz düşüncesi var. Bu da tabii bir takım olumlu sonuçlar doğurmakla beraber çoğunlukla da olumsuz sonuçlarla neticelenecektir bu tutum. Nihayetinde bir özellikle toplumsal anlamda bir hareketin başarıya kavuşması zamana bağlı ve toplumu ikna etmeye bağlı bir şeydir. Bu şey değil mi hocam? Özellikle hani geç kaldık yetişelim psikolojisi şeyi de doğuruyor. Şekilci bir modernizm. Yani. Şekilci bir ilerlemecilik. Yani Çardeli Petro'nun işte sakalınızı keseceksiniz diye memurlarına emir vermesi ya da 2. Mahmut sonrası bizim memurlarda düzenlemeler yapılması. Tabii. İlerleyen süreçte bakıyorsunuz tamamen kılık kıyafet üzerinden şekilleniyor. Bir tarafıyla yani maalesef öyle. Bugüne kadar da hatta yine onun üzerinden şekillendi. Yani irticai faaliyet vesaire gibi kavramlar bile yine kılık kıyafet üzerinden şekillendi. Yani çoğunlukla özellikle modernleşme sürecine sonradan katılan, moderniteye sonradan katılan bizim gibi ülkelerde bu hususlara çok daha fazla ağırlık verildi ve çok derin anlamlar da yüklendi. Yani şu kıyafeti giyenler şu zihniyettedir tarzında bir ötekileştirme durumuyla da elbette karşı karşıya kalındık. Diğer taraftan da işte şu kıyafeti giyen moderndir. Ondan sonra ne bileyim çağa uygun bir hayat yaşıyordur. Dolayısıyla onu örnek almalıyız tarzında bir yaklaşım da gelişti tabii. Daha önceki programlarımızda konuşmuştuk hocam. Hatırlarsanız işte meclislerinde de şöyle yapıyorlar. İşte halktan insanlar geliyor. Burada meclis dediğimiz bir yapı var. Bu artık kraldan da bağımsız. Şimdi bunu anlatırken keşke bizde de olsa gibi ifadeler tabii, tabii. kullanmıştık. Şimdi bakıyorsunuz aslında değişimin gerçekleşmesi gereken yer orasıydı. Yani ikinci meşrutiyetle birlikte Avam Meclisi'nin bir şekilde hakikaten halkı temsil etmesi gerekirken yine bakıyorsunuz adeta para babalarının, ağaların, baronların ki 1928'e kadar bu Cumhuriyet döneminde de çok belirgin bir şekilde tabii, bilinen kişilerin davet edilip alındığı meclis. Ya, tek parti döneminde de öyle oldu ki. Yani tek parti döneminde de hep bir partinin koyduğu adaylar seçildi. Yani
yani, seçimler yapıldı ama. Şeyde düzenleme yapılmayınca, yani yapılması gereken yerde düzenleme yapılmayınca kılık kıyafette, görüntüde. Yani bakın, bir tarafıyla öyle tabii. Görüntü olarak bakın biz de arabalara biniyoruz. Biz de yollar yapıyoruz. Hmm. Biz de bir şekilde bu elbiselerimizi onlar gibi giydik. İşte düzeldik zannediyorum. İşin enteresan tarafı bizim eğer bugün hala devam ettiriyorsak bu yaklaşımı çok acı bir durum. Çünkü modernlik de kendi içinde değişime uğradı. Evet. Yani baştaki 18. yüzyıl, 19. yüzyıl modernliği söz konusu değil bugün dünyada. Yani o da kendi içerisinde devamlı kendisini yenileyen, güncelleyen bir süreç, modernite süreci. Ama dediğiniz gibi bizim ülkemizde hala o modernliğin, 19. yüzyıl modernliğinin ilk şeklini ya bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde savunan kesimlere de rastlamak mümkün. Bu biraz da sanki zihinsel olarak üretmemekle alakalı hocam. Çünkü Namık Kemal'den bahsettiniz. Namık Kemal'in ortaya koyduğu şablon üzerinden gidiyor bir şeyler dediniz. Ama şu da var, Namık Kemal bunu ortaya koyuyor ama Namık Kemal mesela yerli geleneği de hiçbir zaman reddetmiyor. Yani o bir uzlaştırma çabası da söz konusu, o makalede okumuştuk ya. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'e referans gösteriyor. İşte Batı şöyle demeye getiriyor. Aslında bunu pek çok kişi de söyleyecektir Avrupa'ya giden. Aslında Müslümanlığı bunlar yaşıyorlar. Akif'te olduğu gibi. Yani Berlin'de bunu söylediği şekilde. Geleneksel dini referansları da kullanacaklardır. Dolayısıyla onlarda dini referansları reddetme yok. Uzlaştırma çabası var. Batı'daki gelişmelerle yerli geleneği, mirası bir uzlaştırma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani tam reddedenler yok mu? Mesela 1908 sonrasında çıkan aşırı batıcılar. İşte Abdullah Cevdet olsun, işte Kılıçzade Hakkı gibi, Celal Nuri İleri gibi radikal bir şekilde batılı değerlerin ikame edilmesini savunan, geleneksel değerlerin tamamen ortadan kalmasını savunan yaklaşımlar her zaman için söz konusu oldu. Ama onlar marjinal düzeyde kaldılar her zaman için. Toplumdan hiçbir zaman destek görmediler. Bunu da şey yapalım, eklemek gerekiyor. Bu Namık Kemal'i şeyden dolayı söyledim hocam. Yani özellikle dil alanında söylemiş oldu. Yani divan edebiyatı şöyledir, böyledir. Bakıyorsunuz yani yaklaşık 180 yıl önce söylemiş olduğu sözleri biraz daha cilalayarak bugün bir edebiyat öğretmeni rahatlıkla söyleyebiliyor. Divan edebiyatı bilmem ne edebiyatıdır gibi. Evet. Hiç düşünmeden nasıl olsa birisi onlar yerine düşünmüş. Yani ben bir şekilde Namık Kemal'in bunu gerekçelendirebileceğini düşünüyorum. Çünkü ona zihin yormuş. Ancak daha sonrakiler buna zihin yormadığı için böyle gidiyor. Ya da 1908 sonrasında o meşrutiyetin yenilikçiliği ve modernizmin alınma isteğini bugün dahi sadece kılık kıyafet üzerinden düşünenler aslında hala oradalar. Evet. Yani bir şekilde ilerlememiş. Orada kendileri üzerine bir şey koymamış. Az önce bir şeye işaret ettim. Namık Kemal de evet yeni bir edebiyat istiyordu ama özellikle dil tarafıyla bu yeni edebiyatı kurma başarısını gösteremedi. Yani dil tarafıyla. Yani Namık Kemal yine o günün divan şiirinde kullanılan dili üzerinden modern bir edebiyat yaptı. Onun şekilleri üzerinden modern bir edebiyat yaptı. Dil konusunda ne kadar açık, anlaşılır, sade, halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilen bir edebiyatı öngörse de dil konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu da normal bir şey. Dildeki değişim, dildeki gelişme müdahaleyle olmaz. Kendiliğinden olan bir şey olur. Ha, yeni lisan mesela o anlamda başarılı oldu. Yani uzun bir süreye yayıldığı için dildeki sadeleşme meselesi. Yeni lisan önce tepki gösterenler tarafından da kabul edildi. İlk başta tepki gösterenler tarafından. Ama şu kelimenin yerine şunu kullanacağız, şu kelimenin yerine şunu kullanacağız dediğinizde ve bunu da zorladığınızda dil böyle bir zorlamaya kabul etmez. Ama zaten şeyi de var hocam, kalıplaşmış olan hiçbir şeyi atmamalıyız. Yani onlara tırnak içinde Türkleşmiş ifadesini kullanıyor. Tabii. Bunları atmamalıyız ama bu kadar da abartmamalıyız dediği örnekleri var mesela. Evet. Bunlar olmamalı diyor. Özellikle Farsça edatlar ya da işte Farsça izafiyet bildiren kelimeleri, bunları çekmeliyiz diyor. Evet, izleyicilerimize soracaklar ne zaman girecekler bu makaleye diye. Yani siz dediniz biz daha makaleye giriş evet, yapamayız dediğimiz gibi aslında bu girişi de gerekliydi. Çünkü yani yeni lisan Hüdayi Nabıt değil. Yani arka tarafını da arka planını da hem batıdan hem bizden vermemiz gerekiyordu.
bu girişi geniş tutmamızın sebebi de bundan dolayı. Yani işte Tanzimat'tan beri konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen bir dil anlayışını yahut edebiyat anlayışını çok sert bir dille ve geçmişi de tamamen reddederek ortaya koyan bir metin ve hareket olarak gözümüze çarpmaktadır Yeni Lisan Hareketi. Avantgard olarak niteliyorlar. Üzerine çalışanlar daha çok. Yani saldırgan bir dil var. Öncü bir hareket olarak pekala kabul edilir. Bir manifesto olarak yırtıcı bir manifesto. Yani tamamen zaten dediğiniz gibi geçmişi reddederek. Tamamen reddederek. Yani bunlar olamaz. Olacaksa eğer bize ait olacak. Bunlar olmayacak. Bu yeni dönemde bunların yeri yok gibi tamamen bir başkaldırı, bir ne bileyim isyan bayrağı açma durumu söz konusu. Zaten bu derece sertlik, bu sert bir dil kullanması da ve kesinlikle bizim düşüncemiz doğru diye kapıları da kapatması da tartışmalara neden olacaktır. Direkt içerisine mi girmek istiyorsunuz yoksa ben parça parça yerlerinden sorayım mı hocam? Yeni Lisan Genç Kalemler Mecmuası'nda neşrediliyor. Genç Kalemler'in birinci sayısında. Genç Kalemler o dönemde Selanik'te, o dönemde değil tamamen Selanik'te çıkan bir dergi. Bakın işte yeni dedik, arkasından Genç Kalemler dedik. Yeni genç. Çünkü bu zaten genç, gençlere çok hitap ediyor. Genç sıfatını içerisinde kullanmasının sebebi de metinde de zaten açıklayacaktır. 1908 sonrasındaki yeni hayatı gençler inşa edeceklerdir. Yaşlılardan kimseyi beklemeyin. Yaşlılardan hiçbir şey beklemeyin diyor. Çünkü onlar diyor alışkındırlar. Kendi hayatlarında değişiklik yapılmasını arzu etmezler. Yeni bir şey yapılacaksa, yeni bir hayat inşa edilecekse bunu yapacak olanlar gençlerdir. Hatta i̇şte, devletten de istemiyor devletten hocam. Devletten de istemiyor. Mesela yine Yeni Osmanlılara geri döneceğim. Yeni Osmanlılar da gençlerden kuruludur. Namık Kemal Kılıç 20'li yaşlarda, Ziya Paşa ondan sonra diğer bu muhalif hareketin içerisinde olanlar da çok gençtir. Hatta o gençleri himaye eden ve cemiyetin reisi olan Mustafa Fazıl Paşa, Türkistan'ın erbabı şebabı der. Erbabı şebab genç demektir. Türkistan Osmanlı İmparatorluğu o dönemdeki adıyla. Avrupalılar bu terkibi, erbab-ı şebab terkibini jön Türkler diye çevirmişlerdir. Şebab genç, erbab işte topluluk, jön Türkler diye çevrilip daha sonraki o daha işte devrimi gerçekleştirecek olan muhalif kesimleri kullanmak için Avrupa'da kullanılan bir terim olacaktır jön Türk terim. Genç Osmanlılar jön Türklere evriliyor. Evet. Evrilirken de bir şekilde aslında Batı dokunuşu var sanki. Böyle. Yani Batı'da da öyledir ama Zeki Bey. Yani Batı'da da böyle Batılı ülkelerdeki devrim ve ihtilal hareketlerini yapanlar da gençlerdir. Çünkü şeyler toplum içerisindeki değişiklik talepleri gençlerden gelir. Dolayısıyla gençleri iyi okumak lazım. Çünkü belli bir yaşa gelenler, yani siz, ben, hayatımızda bir değişiklik ister miyiz? Alışkanlıklarımız yoruldu. Değişiklik istesek bile, değişiklik istesek bile bize gider mi? Mesela bir gencin, bir delikanlının giydiği bir kıyafeti giysek, dışarı çıksak, bizde nasıl durur? Çok iğreti duracaktır. İğreti duracaktır. Evet. Hayatımızda ne olacaktır? Yani bir şey isteriz, bir oturmuşluk ararız. Belli bir yaş. Ama genç devamlı surette yeni arayışlar içerisindedir. Mevcut durumu değiştirme arayışı içerisindedir. Fikir geliştirir. Ya zaten büyük fikirler de hep bu genç yaşta ortaya çıkar. İleride olgunlaştırır. Dolayısıyla Avrupa'daki şey hareketlerinde de ihtilal, devrim hareketlerinde de gençler ön planda olduğundan dolayıdır. Yani sadece bize özgü değil. Selanik'te çıktığını söyledik bu derginin. Selanik o dönemde İttihat ve Terakki'nin merkezinin olduğu yer. Yani devrimi
gerçekleştiren, 1908 devrimini gerçekleştiren kadronun cemiyetin olduğu, evet. Cemiyetin olduğu, merkezinin olduğu yer. İttihat ve Terakki'nin merkezi Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'a gelecek. Ve İttihat ve Terakki İstanbul'da o kadar güçlü değil, Selanik'te güçlü olduğu kadar. Yani Selanik daha kolay, muhalif hareketlerin daha kolay yerleşebileceği bir kent. Abdülhamit döneminde. Kendine has bir statüsü var o dönemde. Dolayısıyla devrimin orada şekillenmiş olması da Abdülhamit rejiminin biraz oraya uzanamamasıyla alakalıdır. Nüfuz edememesiyle. Ve İttihat ve Terakki'nin merkezi burada. Şimdi genç yeni lisanla, genç kalemlerle İttihat ve Terakki ilişkisine bakmak lazım. İşte Ziya Gökalp, yani bu dergiyi çıkaranlardan Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki üyesi. Dolayısıyla bu ve İttihat ve Terakki'nin kültür politikalarına yön veren birisi. Evet. Dolayısıyla bu burada savunulan düşünceleri İttihat ve Terakki'nin de kültür alanındaki düşünceleri olarak okumak gerekiyor. İşin bu tarafı da var. Yani tamamen bunu bir sivil toplum kuruluşu, tamamen devletten bağımsız, siyasetten bağımsız bir hareket olarak da düşünemeyiz genç kalemleri. Tam tersine genç kalemleri finanse eden, genç kalemleri çıkmasına yardımcı olan bir yapı olan İttihat ve Terakki'yi de unutmamak lazım. Hocam, muhalif hareketlerin Balkanlar'da olması, özellikle Selanik'te diyelim ki olmasının sebebi acaba şey olabilir mi? Yani düşmanla burun burunasınız. Şöyle diyelim buna. Selanik Osmanlı kenti. Selanik bir Osmanlı kenti ama bir liman kenti, ticaret kenti olması dolayısıyla tıpkı İzmir gibi, var, İzmir gibi demografik yapısı çok çeşitli bir kent. İşte Batılılar da var, tüccarlar var, Levantenler var, Osmanlılar kültürel var. Kültürel akışın tabii, yoğun kültürel olduğu akış, bir yer. Yani orada yaşayanlar Batı'ya çok daha yakın bir hayatı takip ediyorlar. Yani Selanik'in en önemli özelliği Batı'daki gelişmelerden çok çabuk etkilenmesi ve oradaki gelişmeleri çok çabuk haber alması. Böyle olunca da bir model olarak Selanik'teki hayat tarzı oradaki Osmanlılara da ilgi çekici geliyor ve düşüncelerini o hayat tarzı ve o düşünceler doğrusunda şekillendiriyorlar. Payitahtta daha durağan olan hayat orada daha hareketli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii. Haliyle kültürden etkilenme ve onu bir şekilde Anadolu'ya yansıtma. Tabii. Yani şimdi şurada, Abdülhamit döneminin ne kadar merkeziyetçi olursa olsun, Selanik'teki hayatla, İzmir'deki hayatla, Musul'daki hayatla, Halep'teki hayatla, İstanbul'daki hayat aynı değil. Yani arada farklılıklar var. Biz sadece İstanbul üzerinden düşünmememiz gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu. Bu merkezler de kendine has bir hayat tarzını oluşturmuş merkezler. Yeni Lisan Hareketi'nin yazının içerisinde geçen bir ifade var. İşkodra'dan Bağdat'a kadar ifadesi geçiyor mesela. Evet. Tabii bu İşkodra ifadesi 3 yıl sonra kalkacak. Selanik'te gidecek. Çok yakın bir tarih var. Çok hayır, Selanik'te gidecek. 3 evet. Yıl değil, 2 sene sonra Selanik'te elimizden çıkacak o dönemde. Tabii onların arzusu, onların o psikolojisi de önemli. Yani imparatorluğu yıkılıştan kurtarma ve yeni bir hayatı tesis etme. Yani yeni bir hayat tesis etme arzusunun sebebi imparatorluğu yıkılıştan kurtarma. Ve çözüm önerilerine de o psikoloji doğrultusunda dile getiriyorlar. Ama dediğiniz gibi İşkodra'dan Bağdat'a hayali kısa bir süre sonra sekteye uğrayacaktır. Hocam, burada kısa bir araya gideceğiz. O ne çabuk. Evet. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra Yeni Lisan Hareketi'ne tekrar döneceğiz. Ama dilde değişim dünyayı değiştiriyor. Bunu unutmayalım. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere efendim.
Merhabalar sevgili seyirciler. Mürekkep Damlaları programı kaldığı yerden devam ediyor. Jön Türklerden, Genç Osmanlılardan, Yeni Lisancılardan bahsediyoruz. Bir kere şunun altını çizmekte fayda var. Üniversite giriş sınavında maalesef Türkiye çapında öğrencilere ezberletilen bazı kavramlar var ve bunun dışarısına çıkılmıyor. İşte genç kalemler şu yazarlar tarafından çıkartılan bir dergi idi. 4 madde özellikle vurgulanıyor ama temellerinden bahsedilmiyor. Halbuki bizim burada anlatmaya çalıştığımız, hocamızın da altını çizerek vurguladığı aslında bir sosyal, kültürel, bir milletin değişimi, bir dönüşümden bahsediyoruz. Dil değiştiğinde toplum değişiyor. Toplum değiştiğinde tamamen örf, adet, gelenek, görenek ne varsa adeta arkaik bir şeymiş gibi olmaya başlıyor. Zaten Fransız devriminin geçmişe söylemiş olduğu yani irticai gibi arkaik zamanlar ifadesi kendisinden öncekini anlatırken yıkılmış gitmiş olan bir harabeden bahsedercesine bahsetmesi, geçmişi kötülemesi bu bir hastalık gibi hatta tırnak içerisinde söylüyorum bir hastalık gibi. Geçmişi silip de bir şey inşa etmek mümkün değildir. Ancak yeni lisanın elbette ki çok çok olumlu bir çıktıları da oldu. Hı. Yani nihayetinde Türkçenin belki üzerindeki kirpası da döktü. Tabii bu bir yılda iki yılda olmadı ama hocamızın yine altını çizmiş olduğu bir şey vardı. Bizim gibi toplumlar maalesef modernizmi hemen al kullan ve yaşa gibi algıladıkları için birdenbire her şeyin değiştiğini, birdenbire her şeyin güzelleştiğini, güzelleşeceğini zannediyoruz. Ya da o ismi almakla o olmayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Özellikle edebiyat, dilin yenileşmesi, dilin sadeleşmesi belki 100 yıl alabilecek ya da yıllar alabilecek bir hadisedir. Ben hocamın yanında fazla konuşmayayım, fazla ileri gitmeyeyim ama bilmemiz gereken şu diye düşünüyorum. Altını çizmekte fayda var. Bu manifesto aslında sadece 3 kişinin ortaya koymuş olduğu bir manifesto değildir. Türk dilinin zaman içerisindeki yürüyüşünde belini doğrultup şöyle bir etrafa baktığı bir manifestodur diyebiliriz. Evet. Yani etkisi uzun süre olacak ve Cumhuriyet döneminde de etkisi hissedilecek bir manifesto olduğunu söylemek gerekir. Bununla beraber bu lisanın sadeleştirilmesi, herkesin anlayacağı tarzda bir Türkçe idealini yeni lisan makalesine imza atanlardan daha fazla bu harekete dahil olmayanlar başaracaklardır. Hareketin dışında kalanlar, hareketin tedirgin olanlar kalanlar. Hatta. Hareketin içerisindekilerden Ömer Seyfettin istisna edilirse, hakikaten yeni lisanın başarıya kavuşması, işte Yahya Kemal bu hareketin içerisinde değil. Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yani onların dahliyle, onların çabalarıyla başarıya ulaşacağını da bir belki paradoks yahut bir tespit olarak da söylemek gerekiyor. Hocam aklıma geldi bu esnada da şunu yad etmekte fayda görüyorum. İşte Devlet Geldi'den, Han Geldi'den ben metinler okumuştum. Son dönem Afganistan Türkmenlerinin şairlerinden. Bakıyorsunuz o kadar çok tanıdık Türkçe kelime var ki İç Anadolu'da kullanılan Türkçelerden. Ve yeni lisanı okurken yeni lisanın içerisinde geriye mi gidelim, Orta Asya'ya mı gidelim gibi bir ifade var. Tabii. Oraya gitmek diyor tamamen dili çökertmek olur diyor. Evet. Çünkü diyor onlar da diyor Ruslarla karşılaştıklarında yani onlara sadece su ikram ettiler, süt ikram ettiler ama dilin içerisine başka şeylerin girmesine de müsaade ettiler. Başka kelimelerin girmesine müsaade ettiler. Yani Çağatayca dönemine işte aklıma direktmen o yıllar geliyor. Diyelim 10. yüzyıl, 11. yüzyıl ya da Alişir Nevai dönemi diyelim ki Orta Asya için baktığımızda. Evet anlaşılan kelimeler var. Sanki daha fazla Türkçe orada varmış gibi ama oraya da gidersek kurtaracak bir şeyimiz yok. Dili tümden batırırız gibi bir ifade vardı. Bir yaklaşım vardı. Yani hani, o konuya da gideceğiz. Yani bu dili sadeleştirmek için Orta Asya'dan mı kelime alalım diyecek. Hayır.
Yani bize mevcut şartlar içerisinde bu dili ıslah etmemiz lazım gerektiğini savunacaklardır. Aslında çok pragmatist de yaklaşıyorlar. Tabii tabii. Gerçekçi de yani evet. Pragmatist ve gerçekçi. Çünkü o dönemde bunu savunanlar da var. Hatta Ziya Gökalp gibi bu şeye imza atmış isimlerden Ziya Gökalp gibi kelime üretenler var. Mesela evet. Orta Asya'dan kelime alanlar var. Gerçekçi, realist yaklaştıklarını söyleyebiliriz dil konusunda. Hocam metne tam olarak girelim bence artık. Girelim artık yani çünkü izleyiciler de... etrafını ördük diye düşünüyorum. İzleyiciler de soruyorlardır metne ne zaman girecek. Belki üniversite sınavına girecek olan izleyicilerimiz vardır. Sabırsızlanıyorlardır. Bu metin çeşitli başlıklar, alt başlıklar yeni lisanın altında çeşitli alt başlıklarla yayınlanmış bir metin. İlk alt başlık eski lisan. Biz yeni lisan diyoruz ama önce eski lisanın bir tabirini yapalım. Yani yeniden, yeni ile neyi kastediyoruz? Zıttını bir gösterelim diyorlar. Zıttını bir gösterelim ki daha net anlaşılabilir, bilelim. Ve şöyle diyor yeni lisan, eski lisanın tabiriyle, asla konuşulmayan Latince ve İbranice gibi yalnız kendisiyle meşgul olanların zevki ve idrakine taalluk eden dil. Çok sert giriyor zaten hocam. Yani asla Latince ve İbranice ile Osmanlıcayı denkleştiriyor. İşte. Yani bizim diyor mevcut dilimizle Latince yahut eski lisanlar arasında bir fark yok diyor. Bizim şu anki mevcut dilimiz böyle diyor. Latince dünyada gibi. Sayılı insan tarafından kullanılan ki o dönem Latince için zor. Belki öyleydi. Halkın anlamadığı, anlaşılması zor bir dile sahibiz. Dilin mevcut haliyle. Size bunun tarihini çabucak çizelim. Dilimizin tarihini çabucak çizelim diyor. Ve o meşhur gerçeği dile getiriyor. Biz diyor doğudan batıya doğru hicret etmiş, göç etmiş bir kavimiz. Türkler. Müslümanlığı kabul ettiğimizde Arapçadan kelimeler almışız. Arapça etkisinde bir dilimiz olmuş. Edebiyat açısından da Fars edebiyatını örnek almışız. Dolayısıyla melez bir dil meydana getirmişiz. Şimdi bu yeni lisancıların hareket noktası milliyetçilik. Kendilerine has bir milliyetçilik olduğunu söyleyelim. Milliyetçilikte saflık esastır. Yani dış etkilerden, bir kültürü dış etkilerden arındırmak. Arı duru. Arı, evet. Saf hale getirmek esastır. Yani Batı'nın milliyetçilik anlayışında ve bize de sirayet eden milliyetçilik yorumlarında. Dolayısıyla bizim dilimiz diyor bir melez dil. Hani dedim ya... Günümüzde de Osmanlı Türkçesi ile ilgili nitelemelerde hep karşımıza çıkar ya bazı marjinal kesimler tarafından. Osmanlı Türkçesi nedir? İşte Arapçadan, Farsçadan meydana gelmiş melez bir dil. Yani Türkçe hatta değil. Hatta yapay bir dil yapay olarak. Yapay bir suni dil olarak. Halbuki bu bir tarihi gerçekliğe dayanıyor bu. Yani çünkü milletler yeni bir kültürle karşılaştıklarında hatta komşu kültürlerden de etkilenirler. Bu din değişikliğinde olur. Bu ne bileyim edebiyat yaklaşımının değişmesinde olur. Hayat tarzının değişmesinde olur. Dil de bundan varisle kalamaz. Yani kendisinde olmayan kelimeleri başka dilden alır. Bugün de aynısını yapıyoruz. Öyle değil mi? Yani bizde olmayan, hayata yeni bir şey kat girmiştir. Ya da o toplumun ürettiği bir nesne ya da gelenek bu topluma gelirken çoğunlukla evet. Olduğu gibi geliyor. Ya da söyleyiş biçimiyle söyleyiş, alıyor. İlk önce öyle girer. Yani sende karşılığı yoksa, sizin evet. Dilinize karşılığı yoksa onu ret mi edeceksiniz? Edemezsiniz. Hayatınıza girdiğinde ya hemen çabucak bir kelime üretecek ve o kelime kabul edilecek halk tarafından, benimsenecek. Ya da geldiği dille konuşur. Mesela bilgisayarı ben hatırlıyorum. Türkçe'ye ilk girdiği sıralarda computer kullanılıyordu. Evet. Yani 80'li yıllarda, 70'li yıllarda falan. Sonra bu bilgisayar kelimesi üretildi ve tuttu. Mehmet Rauf'un hatırlıyorsanız hocam mesela ben Paris'te şunları gördüm ama anlatamam.
nasıl anlatayım dediği ifadeler vardı. Evet. Ya da yeni kelime uydurmaları vardı. Hani tren için yani bakıyorsunuz buharlı şeyleri anlatırken yeni kelimelere ihtiyaç duyuyor. Karşılığı yok ki diyor sizde, nasıl bizde, nasıl anlatabilirim diyor. Dolayısıyla bu diyor din ve edebiyatı bize Arabi ve Farisi öğretmiş ve dolayısıyla neticede bir melez bir dil oluşmuş Türkçe. Hatta diyor bir padişahımız, o padişahımızı soracaktım hocam, Arapçayı bize umumi milli bir lisan olmak üzere kabul ettirmeye kalkışmış. Hocam kastettiği padişahımız? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da halifeliği, hilafeti İstanbul'a getirmesinden sonra böyle bir düşünce olmuş ama fiiliyata geçmemiş bir şeydir. Şimdi burada Latince'yi ve Arapça'yı bir arada kullanmasının bir sebebi daha var. Latince Avrupa'da bilim ve din dilidir. Özellikle Katolisizm'de. Evet. Bilim ve din dili. Yani Avrupa'da uzun yıllar. Avrupa'da uzun yıllar Latince bilim ve din dili olarak kullanılmış. Hala Vatikan'ın da dilidir. Almanlar, Fransızlar, İngilizler hep bilim ve din dili olarak Latince'yi kullanmışlar. Ne zamana kadar? İşte Luther'e kadar. Luther'in İncil'i Almanca'ya çevirmesiyle beraber yavaş yavaş Latince'den ayrılma, yani onun yerine de kendi milli dillerini ikame etme devri başlamış. İkinci önemli aşama Fransızca. Bu diller hep Almanca, Fransızca, Latince'den kaynaklanan diller ama milli diller. Yani onlardan da uzak, Latince'den de uzaklaşan diller. Fransızca da 17. yüzyılda Latince karşısında istiklalini ilan edip yazı dili haline gelmeye başlıyor. Ve Fransızcayı inşa etmek, Fransızcayı oluşturmak için Fransız Akademisi'ni kuruyor 14. Louis. Yani akademi, bugün hala ayakta duran Fransız Akademisi, Fransızcayı oluşturmak için kurulmuştur. Bugün Fransızlar hala Birleşmiş Milletler'de Fransızca konuşur. Uluslararası toplantılarda Fransızca konuşur. Dil konusunda çok hassastırlar. Hocam bizim ilk Türkiye Tanıştığımız ne zaman kuruldu? 1924. Şimdi. Bizden önce kuruldu Romaniler değil mi? Şimdi diyor ki yani şu fikir mündemiş. Yani nasıl ki Avrupalılar Latince'den zaman içerisinde uzaklaştırırlar, dilini arındırdılar. Biz de aynı şekilde dilimizi Arapçadan arındırmamız gerekir. Kendi Türkçemizi, kendi milli dilimizi inşa etmeliyiz. Aynı şekilde sadece Arapça değil, Farsçayı da, yani edebiyat dili olan ve divan edebiyatında divan edebiyatını etkilemiş olan Farsçayı da bırakmamız gerekiyor. Hicretimizin ilk asırlarında diyor, yani Avrupa'ya, Anadolu'ya gelişimizin ilk yıllarında Arabi ve Farisi birçok kelimeler lisanımıza girmiş. Arapça ve Farsça pek çok kelime lisanımıza girmiş. Bunun katiyen zararı yok. Başka dillerden kelimelerin girmesinin asla zararı yok. Fakat edebiyat ve sanat dolayısıyla tezeyyün, yani sanat fikri ve sanat fikriyle beraber Farsça kaideler de girmiş. Yeni lisancıların karşı çıktığı bir dilden başka dile, yani başka dilden Türkçe'ye kelimeler girmesi değil, başka dillerin gramer kaidelerinin de Türkçe'ye girmesidir. Gramer kaideleriyle beraber Türkçenin bozulmasına onlar karşı çıkıyorlar. Olumsuzluk ekleri, çoğul ekleri mesela. Yani B ekini kullanıyorsunuz ya da nebadat dediğinizde. Tabii. İşte alt terkikler, ekleri filan. Bunlar tamamen diyor dursun bir kere diyor. Bunların karşılığı var diyor. Tabii isim ve isim ve sıfat tamlamaları. Yani bunlar Arapça ve Farsça kaidelerdir diyor. Dil bilgisi kaideleri. Bunlar girmez ya da zamanla bunu tasfiye edelim diyeceklerdir. Arapça ve Farsça kaidelerin Türkçe'ye girmesiyle Türkçe dengesini kaybetmiştir diyor. Türkçe bozulmuştur. Ve
yine önemli bir noktaya işaret ediyor. Tabiata, yani tabiata muhalif, doğal olmayan, yapma ve suni bir dil olmuştur Türkçe. Doğal olmayan, kendiliğinden gelişmeyen, masa üstünde oluşturulmuş, işte edebiyat yoluyla oluşturulmuş, kimsenin anlamadığı bir dil meydana getirilmiştir diyor. Biz buna karşıyız. Dolayısıyla biz dili doğal haline geri götürmek zorundayız. Yani Türkçeyi doğal haline geri götürmek zorundayız. Fakat nasılsa Türkçe diyor, bu bütün olumsuzluklara rağmen, yani Arapça ve Farsça gramer kaidelerinin istilasına rağmen yaşamaya devam etmiştir diyor. Yaşamaya devam etmiştir. Yaşamaya devam etmiştir ki bize yeniden onu ihya etmek cesaretini veriyor. Canı çıkmamıştır. Bizde şey derler hocam, ala canlı derler. Neyse. Yani, yarı canlının yani, yerine ala canlı derler. Dolayısıyla bu hayatını devam ettirmesi bize onu yaşatma imkanını da, yaşatma ümidini de vermektedir diyor. Bu başlık altında, eski lisan altında bu fikirleri öne sürüyor. Dolayısıyla bunu özetleyecek olursak bu paragrafı, dili, dilimizin mevcut hali, Osmanlı Türkçesi dediğimiz o mevcut hali eski lisandır. Dolayısıyla bu eski lisanı bırakıp ıslah etmemiz gerekiyor. Yani dilin o canlı taraflarını korumamız ve Türkçeye uygun bir gelişim çizgisine, değişim çizgisine oturtmamız lazım diyor. Bu bir gereklilik olarak ne yapılıyor? Yeni lisancılar tarafından dile getiriliyor. Yani 1908 sonrasındaki edebiyatın yahut dilin bu şekilde olmasını, bu dilin, bu dili sadece edebiyat için söylemiyor. Yani yeni lisandaki bu teklifler sadece tamamen hayata edebi dönüş. Dil, edebi dil noktayı nazarından düşünmek eksik olur. Hayata da teşmil edecek. Hayatta da bu dilin kullanılmasını, işte devletin resmi yazışmalarında, ondan sonra gazetelerde, işte kitaplarda, şurada burada kullanılması istenen bir dilin peşindeler. Hocam bir şey geldi aklıma. Şimdi yılları söylediğimizde işte Servet Fünuncuların, Fecri Atici'lerin o dönemde, yani özellikle ikinci meşrutiyete doğru kullandıkları dil müthiş ağdalı bir dil. Ama bilinçli yani, bir tercih o. Yani o acaba hani iğreniyorum ifadesini kullanıyor. Yani sanki yani iğrendirmişler. Doğdu muannit diye başlıyor işte Tevfik Fikret, bakıyorsun. Oradan sanki Ömer Seyfettin yeter artık diyor. Yani bu kadar da abartmayın. Hani sadece direktmen şey değil. Divan edebiyatına laf çakma falan değil yok, de. Yok, yakın zamana da. Özellikle en son kısım bayağı köpürtülmüş. Tabii. En yakın süre, en yakın zamanda olan bitenler karşısında da tepkiler. Yani Servet Fünun'un üzerinden bu tepkiyi de dile getiriyorlar. Yani sadece divan edebiyatına yönelik bir eleştiri değil. Şöyle hocam, felekler yandı ahımdan diyen Fuzuli'yi ben anlıyorum. Evet. Yani direktmen söylüyor. Burada anlıyorsunuz. Ondan bakıyorsunuz 300 yıl sonra yazmış olan kapladı etrafı bir Dudu Muhannit. Hatta böyle de etrafı da değil. Evet. Yani Dudu Muhannit dediğinde Servet-i Fünun'u anlamayacak noktadasınız. Tabii. Yani Servet-i Fünun ama onu bilerek yapıyor. Çünkü Servet-i Fünun bir havas edebiyatıdır. Yani üst düzey sanat sanat içindir düşüncesinden hareketle, yani halkın geniş topluluğun, toplumun anlaşılması, topluluk tarafından anlaşılması üzerine bina edilen bir edebiyat değil. Yeni lisanda şey var ama zaten geniş bir kitle tarafından tabii, anlaşılma geniş, isteği ve Servet-i Fünun'un tam tersine. Servet-i Fünun'un evet. Tam tersine herkes tarafından anlaşılan bir dil ve edebiyat. Belki de bardaktaki son damla, bardağı taşıran damla Servet-i Fünun'du. Evet. Yani o olmasaydı belki yazılmayacaktı ama o artık iyice sanki taşırdı. Tabii yani işte eski lisan demelerinin içerisinde Servet-i Fünun'un kullandığı dil de var. O da onun içerisinde değerlendiriyor. Servet-i Fünun ne kadar modern bir edebiyat halbuki,
Ama dil yönüyle yeni lisancılara göre eski bir edebiyat. Eski dili kullanıyorlar. Ve çok kapalı. Herkesin okuyamayacağı bir edebiyat. Tabii tabii. Yani ama çok iyi derecede Farsça bileceksiniz. Her zaman söylüyoruz. Yani bu bilinçlidir. Serhat Üfün'ün yaptığı bilinçlidir. Belki başka bir programda bunu konuşabiliriz. Onlar kendi sanat düşüncelerinden hareketle o anlaşılmaz kelimeleri kullanacaktır. Evet, ikinci başlık edebiyatımız. Yine kendi düşüncelerini ortaya koymadan, tekliflerini ortaya koymadan önce mevcut durumun bir fotoğrafını çekiyorlar. Edebiyatımız. Edebiyatımız ne halde? Edebiyatımızın bugünü ne halde? Ve edebiyatımız da aynı şekilde dilimiz nasıl eski ise, edebiyatımız da dilimiz nasıl eski ve tabiata muhalifse, doğal bir dil değilse, tabiata muhalif edebiyatımızın da birbirinden farklı muhtelif devreler geçirdiğini görüyoruz. Nedir o devreler? Bildiğimiz işte divan edebiyatı ve batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Şarka doğru. Şarka doğru diyor. Şarka doğru deniyor. Şarka zaten doğru dediği divan edebiyatı. İran edebiyatı etkisinde gelişmiş edebiyat. Garba doğru dediği de Tanzimat sonrasında gelişen edebiyat. Ve bu hem şarka doğru gidenleri hem de garba doğru gidenleri aynı noktada görüyor. Birbirine benzetiyor. Birbirine benzetiyor. Diyor ki vaktiyle İran'a gidenler, edebiyat için, edebiyat zevki için İran'a gidenler, İran'dan etkilenenler şimdi batıya gidiyorlar, Fransız edebiyatı. Sevki Hindi'den etkilenenlerle, sembolizmden etkilenenler aslında hiç kaynağa yakın durmuyorlar. Durmuyorlar. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark yok. Batıya gidenlerle doğuya gidenler arasında bir fark yok. Doğuya gidenler, divan edebiyatına gidenler ustalıklarını göstermek için diyor, Farsça, Türkçe divanlarının yanına Farsça divanlar da yazarlardı. Pek çok şairde bu söz konusudur. Ve şimdiki gençlerin Fransızca manzumeler yazmaları gibi. İkisi de eleştiri konusu. Yani Farsça divan tertip etmek de kabul edilecek bir şey değil. Şimdiki modern şair ve yazarların da Fransızca aşırı kelimeler eserlerinde kullanmaları yahut tamamen Fransızca şiirler ve tiyatro eserleri yazmaları kabul edilebilecek bir şey değil. Hocam tırnak içinde başka bir şey daha söylüyor orada, çalıntılar. Ha, oraya geleceğim. Siz Fransızcayı bilmiyorsunuz ama direktmen alıyorlar. Evet. Şimdi tabii her şeyi kendi şartları ve zaman içerisinde düşünmek gerekiyor. Şimdi yani evet, Osmanlı divan şairleri Farsça metinler kaleme almışlar ama divanlar tertip etmişler ama farklı bir dilde, farklı bir dildeki ustalıklarını ve söyleyiş kabiliyetlerini o dilin gerçek sahiplerine de göstermek için de bunu yapmışlardır. Yani İran edebiyatında da bir şeyin, rekabetin bir sonucudur. Şimdi bunu yükseliş devirlerinde bu ayıp karşılanmaz. Tabii canım, Yavuz Sultan Selim'in Farsça şiirler yazıp Şah İsmail'e gönderdiği, Şah İsmail'in de Türkçe şiirler yazıp buraya gönderdiği bir dönemden bahsediyorsunuz. Hatta yine gereksiz bir tartışma. İşte hangisi daha Türk? Tabii, oradan yani, da gidiyor. Yani dil üzerinden. Ya da ordulardaki gereksiz askerler üzerinden. Evet. Dolayısıyla yükseliş dönemlerinde olan bir şeyi, bir hadiseyi işte çöküş dönemlerinde, hatta bu çöküşün sebebi olarak görmek. Bizim dilimizin bozulmasının sebebi şairlerin Farsça divan yazmalarıdır demek çok mantıklı değil. Ama dediğimiz gibi bu gibi manifestolarda, bu gibi karşı çıkışlarda hedefe giden her yol meşrudur. Dolayısıyla bütün eleştirileri de istedikleri gibi işte tarihsel bağlamından da koparak yapabiliyorlar. Şimdiki gençlerin Fransızca manzumeler, şiirler, piyesler yazması meselesine gelince, şimdi aslında bu da biraz eskiye de dayanıyor. Abdülhakamit mesela. Abdülhakamit Avrupa'daki izlenimleri ışığında yazdığı şiirlerde
çoğunlukla Fransızca kelimeler kullanıyor. Aruz vezniyle Fransızca kelimeler. Hyde Park'tan geçerken nazara gibi İngilizce, Fransızca kelimeler kullanıyorlar. Sertif'in romanında da aynı durum söz konusu, bu tarzda kelimeler. Ha sonradan da sonra da kullanılacaktır romanımıza baktığımızda. Ama o dönemde meşrutiyet sonrasında bir şair var, bir romancı var pardon ya da tiyatro müellifi var. İzzet Melih diye birisi, İzzet Melih Devrim soyadını alacaktır. Leyla adlı bir Fransızca piyes yazıyor. Orijinal mi bu yoksa alıntı mı? Yok yani ama oryantalist birazlar. Yani şimdi hevesi şu, batıda tanınmak. Ama batıda tanınmak için de batının doğu algısı doğrultusunda bir piyes yazıyor Leyla Hanım. Hocam burada bir es vermek istiyorum. Ver. Emin Moğlov'la ilgili. Emin Moğlov iyi bir gazeteci. Lübnan'da savaş döneminde görev yapıyor. Fakat daha romanlar yok. O süreçte irtibata geçiyorlar. Büyük bir yayın evi ve özellikle istedikleri bir konu var. Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Fakat Arapların gözüyle öyle bir şeyler bulacaksınız ki bize yakın olacak. Yani aslında çok kötü olmadığımızı bir de Arapların ağzından anlatın bize. Emin Moğlov eserini yazıyor, yani hakkaniyetli bir şekilde ortaya koyuyor, teslim ediyor. Fakat diyorlar ki ya arkadaş biz bunu istemiyoruz. Yani bakın şurada şu kaynaklar varmış, bir de bunları tarayın. Şimdi ekleyeceğim, o yayıncı gerçeği bilse bile yayınlayamaz. Oradaki, evet. Oradaki yazılarının gerçek olduğuna inansa bile satmayacağını veya da tepki göreceğini bildiği için yayınlayamaz. Biliyor. Bu Batılılardan geliyor, Fransızlardan geliyor zaten evet. Talep. Yani hayır olmaz diyor. Biz bunları çok duyduk zaten diyor. Ama bakın başka bir şey daha var. Ve özellikle bir doğuluya yazdırmak istiyorlar. Yani. Hani dediğiniz gibi İzzet Hakkı Devrim'in yani işte şey İzzet Melih. İzzet Melih Devrim'in durumu gibi. Ama evet. Burada acı olan şu. Ben sömürgeleşmek istiyorum diyen yaklaşım. Bu post emperyalizmin içerisinde geçiyor. İzzet Melih'in yapmış olduğu bu. Evet. Fakat şey biraz inat ediyor. Emin Moğlov kitabı iki kere yazıyor ve üçüncüsünde kabul ediyorlar. Yani. Üçüncüsünde mecbur kalıyor artık şeyden dolayı. Ben Lübnan'da duramam artık diyor. Yani madem yazacağım çizeceğim o zaman sizin istediğinizi teslim ediyorum diyor. Allah'tan teslim ettiği metnin içerisinde de yine hakkaniyetli şeyler var. Fakat Batılılar duymak istediklerini duydukları için araya bunları da atabilirsiniz dercesine çıkıyor ve üzücü olan şu, Emin Maluf'un bütün romanları baskı üzerine baskı yaparken en az okunan kitabı Arapların Gözüyle Haç Seferleri'dir. Belki en önemli kitabı. Evet, yine hakkaniyet olan yerler var, haklı yani bölümler işte, var. Herkes kendi zaviyesinden meseleyi ele aldığı için böyle görmek istediğini evet. istiyor insanlardan. Oryantalizm bahsinden dolayı. Evet. Onu en azından bir ha işte Leyla Hanım da İstanbul'daki işte harem hayatını anlatan bir şey. Batılıların... Bir de şey hep haremdir yani. Osmanlı'ya bakımda görünen şey haremdir Batılıların, yani. Batılıların çok hoşuna hiç gidebilecek... Hiç tarlada çalışmıyoruz gibi. Hocam. Hiç pazara çıkmıyoruz evet. yani. Hiç eğitim yani hayatımız adam, yok. Haremimiz var. Yani İzzet Melih bu eseri Fransızca yazıyor. Türkçe değil. O da acayip. Türkçe'ye çevrilmiyor. Bakın sizin gibi konuşabiliyorum. Evet. Bu bir Pakistanlı'nın İngilizceyi ne kadar güzel konuşuyorum yani, ya da Hindistanlı'nın yani. Ne kadar güzel konuşuyorum demesi gibi. Burada işte şimdiki gençlerin Fransızca manzumeler ve piyesler tertip edip iftihar etmeleri gibi diyor. Yani orada çok şey yapıyor derin bir şey. Bu öyle hocam Anglo-Sakson aksanıyla konuşuyorum falan diye övünen insanlar evet. var. Evet. Sonra... Edebiyata da eleştiriler getirdikten sonra olması gereken edebiyat, bir edebiyat nasıl olmalı? Durum tespitini yapmışlar. Yaptı. Yani döneme dair bir iki paragrafta. Yaptı. Olması gereken edebiyat yeni lisancılara göre milli edebiyattır. Daha doğrusu edebiyatın milli olmasıdır. Bir milleti temsil edilen edebiyat olmasıdır. Yani başka kültürlerin, başka edebiyatların istilası altında bir edebiyat değil, o milleti temsil eden bir edebiyat olmalı. Dolayısıyla
Bu edebiyat henüz bizde yoktu. Böyle bir edebiyatımız yok. Edebiyatımız milli vasfından yoksundur. Milli vasfından yoksundur. Tekrar ediyorum, yani yeni lisancıların gözünde edebiyat milli olmalıdır. Evet. Her şeyden önce milli bir edebiyata sahip olmamız gerekiyor. Yani Arapça ve Farsça'nın etkisiyle getirilmiş bir edebiyat değil, Fransızca'nın etkisi altında meydana getirilmiş bir edebiyat değil. Bunu kabul etmiyoruz. Türkçe ile ve Türk hayatını anlatan bir edebiyat yokmuş. Hangi edebiyat varmış hocam? Burada çok yokmuş. Sert eleştirisi var. Evet. Bizim diyor edebiyatımız yok. Bu eleştiriler arasında baktığımızda bizim bir edebiyatımız yok. Bunu kabul ediyorlar. Zaten bu metni yazmalarının sebebi de yeni bir edebiyat inşa etti. Dil üzerinden, yeni bir dil üzerinden yeni bir edebiyat inşa çabası. Olanlar da, yani milli edebiyat tasnifi içerisine, çerçevesi içerisine girenler de muharebe ve tasavvuf tasvirlerinden, yani ilahilerden ve iptidai şarkılardan ibarettir. Buradaki iptidai şarkılar neye karşılık geliyor? İlkel şarkılar, türkü. Yani bu daha sonra da aynı şekilde karşımıza çıkacak. Cumhuriyeti de öyle diyecekler. Yani türküler. Bizim diyorum milli edebiyatımız, şeye Ziya Paşa'ya gidiyoruz burada. Ziya Paşa da diyecekti ya şiir ve inşada bizim asıl edebiyatımız halk edebiyatıdır diyecektir. Burada da aynı şekilde milli edebiyatlar halk edebiyatının üzerinden yükseldiği için bizim diyor milli edebiyat dairesi içerisine sokabileceğimiz edebiyat halk edebiyatıdır. İptidai şarkılar. Ama biz halk edebiyatını devam ettiremeyiz. Yani halk edebiyatına sınırlı kalamayız. Çünkü burada şey tabirini kullanıyor. İptidai, ilkel. Burada şey hocam, muharebelerden sanki cenknameler falan gibi. Cenknameler, tasavvufi evet, tasvirlerde evet. Şeyler bir şekilde tasavvuf, bu. İlahiler. İlahiler. Tasavvufi. Menkıbeler sanki. Tabii. Menkıbevi şeyler, hayatlar. İttihai şarkılarda evet bir iki tane Dadaloğlu türküsü falan gibi mi oluyor acaba? Genel anlamda türkü. Yani 1909'da söylenen türkü de, yani halk şairinin türküsü de şeye göre iptidaidir. Milli şey, yeni lisan hareketlerine göre. Halk edebiyatından nasıl yararlanılır? Halk şiirinden onun duygu düşüncesini ve onun nazım şekillerini modern tarzda kullanarak, modern edebiyatın işte hece veznini, nazım şekillerini kullanarak, işte bunu başaranlar da var. Mesela Rıza Tevfik İşte tasavvufi edebiyattan modern şiirler yazmıştır. Faydalanarak modern şiirler yazmıştır. Necip Fazıl hece veznini kullanarak modern şiirler yazmıştır. Hocam Rıza Tevfik demişken ben bir dörtlük söyleyebilir miyim? Evet. Vardım ki yurduna ayak götürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Bayburtlu zihni. Zeyl olarak yazmıştı. Zeyl'i neye yazmıştı? Uçun kuşlar uçun. Yani çok güzel bir şiirdir. Evet. Baktığınızda koşma nazım şekli halk edebiyatından gelmiş. Ama Türk lirik şiirinin en güzel örneklerinden birisidir. Uçun kuşlar uçun. Doğduğum yere. Çok güzel bir şiir. Şimdi dağlarımda Ahmet Kutsi Tecer, neredesin? Onlar hep heceyle yazılmış şiirler ama modern şiirler. Evet. Dolayısıyla yeni lisancılar halka gidelim ama orada kalmayalım. Halkı yükseltelim. Ve onların şeyini kullanalım, nazım şekillerini modern tarzda, modern duyguları, modern konuları işlemek için kullanalım. Dolayısıyla burada türkülere iptidai diyor. Yani ilkel olarak kabul ediyor. Evet, bizim edebiyatımız neden yok? Bizim edebiyatımızın olmama sebepleri arasında toplum yaşantımızdan hareketle, özellikle dinin şekillendirdiği toplum yaşantısından hareketle edebiyatın olamadığını, halbuki Arapların özellikle
Bedevilik dönemlerinde yani İslam öncesi dönemlerde çok karışık bir toplum hayatına sahip oldukları için iyi bir edebiyat, lirik bir edebiyat meydana getirdiklerini biraz zorlama da olsa böyle bir tespitte dile getiriyor. Yani bizim edebiyatımızın ortaya çıkmamasının en önemli sebebi dini kaygılar. Toplumsal hayatta diyor zaten diyor sizin dediğiniz 14-15 yaşındaki o güzel kızlar zaten yok diyor. Yani bir şekilde evdeler. Evet. Diğerleri de evlendikten sonra zaten evliler diye bir açıklama var. Evet. Yani bir edebiyatın olmamasını şeye indirgemesi çok adı üzerinde indirgemeci bir yaklaşım. Yani kadın hayatına kadın hayatıyla sınırlaması. Kadın erkek ilişkilerine. Kadın erkek ilişkileri çerçevesinde sınırlaması çok indirgemeci bir yaklaşım. Oradan da divan edebiyatına gidip maalesef yani, daha sert yani yorumlara girmesi. Sadece hayatta sadece hayatın bir tarafı evet, evet. Ama edebiyatın tamamen bütününü ona hasredemezsiniz yani kadın erkek ilişkilerine. Dolayısıyla o meşhur divan edebiyatı eleştirileri, bugün de dile getirilen eleştirileri ortaya koyuyor. Çok açık bir şekilde bir dile getiriyor ama biz bunları konuşamayız burada. Çok kaba yaklaşım, evet, bir de bir cepheye bakış hocam. Yani biz burada edebiyatın hangi türleri olduğunu, divan edebiyatında nelerin yazıldığını söylerken işte şatiyelere kadar gidin yani. Yani bu divan edebiyatıyla ilgili bugün o çok yaygın tespit ilk defa Yeni Lisan makalesinde bu şekilde açık bir şekilde dile getirilip bunun üzerinden sonraki yıllarda da devam ettirilecektir. O günah onlara yeter diyeceğim onu hocam yani sanki. Yani. Ama dediğimiz gibi bu işte hedefe giden her yol, hedefe giden yolda her şey mübahtır. Mübahtır yaklaşımının bir örneğini görüyoruz burada. Yani öyle diyelim, kapatalım. Orada duralım biz. Yani duralım. Seviyeyi düşürmeye gerek yok. Evet. Yani zaten bu kısmın diğer tarafına bakalım isterseniz hocam. Şarka vaktimiz doğru. Vaktimiz var mı? Tabii. Biraz önce çabuk bitti dediniz de. Pardon, son 15 dakika için diyorsunuz. 5 dakika. O zaman hiç girmeyelim toparlayalım isterseniz. Resme mi geçelim? Resme geçelim. Hayır. Bir 5 dakika daha devam edebiliriz, ondan sonra resme geçebiliriz. Tamam, o zaman garba doğru kısmı var. Şarka doğrunda yani divan edebiyatı tamamen muaşaka edebiyatı olarak ele alıyorlar işte. Fakat bir kabul edilemeyecek bir muaşakanın edebiyatıdır şeklinde değerlendirmektedir. Garba doğru gidenler, şarka doğru gidenler öyleyken garba doğru gidenler yani Tanzimat sonrasında gidenler ne yapmışlardır diye onu da tartışacak. Ve Servet-i Fünun edebiyatını hedef alacaklardır. Yani Servet-i Fünun edebiyatı yeni lisancılara göre dünkülerdir. Dünkülerdir. Halbuki aslında çağdaş olmakla beraber dünküler olarak ötekileştiriyor Servet-i Fünun edebiyatını. Fikret ve Cenap, yani bu edebiyatın, Servet-i Fünun edebiyatının şiirini, şiir kolunu temsil eden iki isim cidden güzel. Fakat son derece milliyetimize, ölçü milliyet, milliyetimize, hissimize, zevkimize muhalif Fransızca şiirler vücuda getirmişlerdir. Diyor ki, çok ağır bir eleştiri bu. Fikret'le Cenab'ın yazdıkları Fransız şiirlerinin Türkçe tercümesidir. Neden? Milliyetimize, hissimize, zevkimize hitap etmiyor. Bir Fransız insanının yahut bir Fransız şairinin duygu ve düşüncelerini aynen bize şiirlerinde tercüme etmişlerdir. Dolayısıyla bu edebiyatı da kabul etmemiz mümkün değil. Divan edebiyatını da kabul etmemiz mümkün değil. Servet-i Fünun edebiyatını da kabul etmemiz mümkün. Birisi Arap ve Fars edebiyatını örnek almış, diğeri Fransız edebiyatını aynen Türkçe'ye tercüme etmiştir diyor. Çok ağır yani Servet-i Fünun açısından.
Yani onların etkisinde şiirler yazmışlardır demiyor. Fransızca şiirler yazmışlardır diyor. Onların şiirleri Fransızcadır. Şimdi burada durup da düşünmek de gerekiyor aslında. Serhat Üfün'ün edebiyatı Türk şiirinde Batı etkisinin en yoğun bir şekilde hissedildiği bir edebiyattır. Reddetmiyorum ama şiir tarihimize baktığımızda, Tanzimat'tan bugüne şiir tarihimize baktığımızda hakikaten yani Batı etkisinin bu derece yoğun olduğu başka bir dönem yok. Yani şimdi batılı fikir, batılı hisler, batılı fikirler, aynı şey roman içinde geçerli, Serhat Üfün'ün evet. romanı içinde geçerli. İmajlarda, imgelerde, imajlarda hep onları kullanmışlardır. Yani yerli hayata yoktur yani Serhat Üfün'ün şiirinde maalesef. Belki bu noktada eleştirilebilir ama bu şey çok aşırı. Yani Fransızca şiirler yazmışlar. Hocam tırnak içerisinde avami bir dille söylersek satılmışlar demek istemiyor. Yani, yani ama bunu biraz daha edebi bir üslupla çok ağır sanki. Manifesto olduğu için çok evet. ağır nitelendiriyorlar. Hatta Halit Ziya diyor Fransız romanlarını çalmışlar. Evet, Serhat Üfün'ün tekrarlar nesli, var bir de. Fransız Serhat Üfün'ün nesli Fransız edebiyatını çalmışlar. 3 defa da tekrar ediyorlar. Birçok yerde zaten o tekrarlar var. Evet, gençler tercüme etmişler. Nasıl ki Fikret ve Cenap şiirde tercüme yapmışlardır ve bize Serhat Üfün'ün şiiri diye yutturmaya çalışıyorlar. Halit Ziya da romanda aynısını yapmıştır. Fransız romancıların eserlerini aynen sayfa sayfa bize çevirmişlerdir diyor. Ve hiçbirisi esaslı bir yenilik getirememişlerdir. Hatta bazen bir örnek veriyor. Bu enteresan bir örnek. Emil Bergerac'ın Fikret diyor. O anlı şanlı Fikret. Emil Bergerac adlı şairin Lir Briz adlı şiir kitabının ismini Rübab-ı Şikeste diye yani kırık saz diye de Türkçe'ye çevirmiştir. Birebir neredeyse hocam. Birebir. Neredeyse bir değil. Yani lir yerine kırık lir. Evet. Lir yerine rebab. Pardon rübab. Pardon değil. İkisi de aynı. Rübab burada olsaydı rebab olurdu filan demek ha. istemiştir. Yani kemençe. Lir yerine kemençe demiş Fikret. O vakte kadar diyor zihninizde büyüttüğünüz Fikret'in meşhur kitabına, Fikret o anda yaşıyor 1911'de hayatta. Çok cesurca hocam. Çok cesurca. Kendiliğinden bir isim bulamayarak şu ufacık terkibi bile Fransızcadan aşırmaya mecbur kalmışlardır diyor. Tamamen tercüme bir edebiyattır. Şimdi bu metinle Selanik'te yayınlandığını söyledik. İstanbul'da yayınlanmıyor. Ama İstanbul'dakileri çok kızdırıyor bu metin. Yeni lisancılar imparatorluğun bu yeni döneminde yeni hayatın da Selanik'te oluşturulacağına inanıyorlar. Çünkü İstanbul eskiyi temsil ediyor. İstanbul eskiyi temsil ediyor. Yani hayatın her yönüyle eskidir İstanbul. Yeni batıda kurulacak, evet, orada evet. kurulacak ama tabii Selanik'te. Selanik. Selanik. Kabe-i Hürriyet. Kabe ile niteliyorlar Selanik. Doğru hocam, Jön Türkler falan tamamen örgütlendikleri yer orası. Kabe'yi hürriyet olarak nitelendiriyorlar. Evet. Hocam son dakikalara girdik. İsterseniz o fotoğrafa doğru geçelim. Burada kalalım ve orada programımızın... Çünkü oradan devam ederiz. Hatta daha sonraki kısımlarda yaralı bilinçten de, yalnızlıkta olan bacından da bahsedebiliriz. Darius Chagan, Octave Paz, bu insanların bilinçleri yaralıydı belki. Ama tabii şu an fotoğraftakiler için söylemiyorum. Ekrana yansıdı. Vallahi fotoğraf için ne diyeceksiniz hocam? Bu bir karma fotoğraf var. Geldiyse eğer direkt ben seyirciye de arkamı dönmeyeyim. Bir dönem fotoğrafı bu. Genç kalemlerin tamamı burada mı şimdi hocam? Burada genç kalemlerden sadece Ziya Gökalp var. Bu fotoğrafın tarihi üzerine, arkeolojisi üzerinde duracak olursak, fotoğraf Türk Edebiyatı'nda önemli fotoğraflardan, görsellerden bir tanesi. Ve
1918 yılında Büyükada'da çekilmiştir. Evet. Büyükada'da yaz aylarında çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta çok ünlü isimler var. Oturanlardan başlayacak olursak soldan sağa Yahya Kemal, Kemal'den, evet. Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki'nin önemli ismi siyasetçi Bahattin Şakir ve onun yanında da Küçük Talat olarak nitelendirilen yine İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerinden Talat Muşkara Bey. Yani siyasetçilerle edebiyatçılar bir arada. İç içeler. Evet. İç içeler. Arka sırada yine soldan sağa Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden Köprülüzade Mehmet Fuat. Onun yanında Necmettin Sadak, Ziya Gökalp'in öğrencisi ve Türkiye'de sosyolojinin kurucu isimlerinden, üniversite hocalarından, aynı zamanda Akşam Gazetesi yazarlarından ve ortaklarından. Ortadaki uzun boylu kişi Refik Halit Karay. Refik Halit Karay. Refik Halit Karay ilginçtir. Şimdi burada iddiatçı ağırlıklı bir kadro var siyasetçiler açısından. Ziya Gökalp, Bahattin Şakir ve Talat Muşkara. Refik Halit Karay 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa suikastinden sonra muhalif olduğu için Sinop'a sürülmüş birisi. Sinop'a sürüldü. 1918'in ilk aylarında Ziya Gökalp'in tavasutuyla Sinop, Ankara ve Bilecik'te sürgün hayatı yaşıyor. Ziya Gökalp'in tavasutuyla İstanbul'a geliyor. Ve o dönemde yeni çıkarılan yeni mecmuanın yazarlar arasına giriyor. Ve burada memleket hikayelerini neşrediliyor. O meşhur hikayeler orada. Meşhur hikayelerin bir kısmı orada neşrediliyor. Yeni mecmua da bakın yeni devam ediyor. Yeni gidiyoruz. Bitmedi hocam. Yeni mecmua da İttihat ve Terakki'nin mali kaynaklarıyla çıkan bir savaş sırasında çıkan oldukça da kaliteli bir dergi. Yazarlar arasında işte burada gördüğümüz hemen hemen bütün edebiyatçılar o dergide yazıyorlar. Yahya Kemal, Ziya Gökalp gibi isimler. Burada şunu görüyoruz. Şimdi yazarlar ve siyasetçiler arasındaki dargınlıkların da çok uzun süreli olmadığının bir örneği. Ziya Gökalp'in de aslında edebiyata nasıl takdir ettiğini de gösteriyor. Yani, evet, Refik Halit muhalif ama iyi bir yazar. Öyle. Yeni mecmuada yazması gerektiğine inandığı için ve yeni lisan hareketinde dile getirilen o umdeleri edebiyata aktardığı için ve başarılı olduğu için, yeni lisanın tesiste gayreti gördüğü için Refik Halit'i İstanbul'a getiriyor ve yeni mecmuada yazmasına vesile oluyor. Ve onun yanında Fazıl Ahmet Aykaç papyonlu. Yine dönemin az önce söyledim ya işte bu şiirleri yazdım diye beni irtica taraflısı, mürteci olarak yapmayın, görmeyin. Yapmayın, vurmayın bana. Yani diyen kişi. Mizah edebiyatımızın önemli isimlerinden birisi. Onun yanında Falih Rıfkı Atay. Cemal Paşa'nın yaveriliğini yapmış Güney Cephesi'nde. Suriye'den yeni gelmiş sanki. Evet, evet. Ayağının tozuyla gelmiş gibi. Yine yeni mecmuanın yazarlarından. Aynı zamanda Akşam Gazetesi'ni de çıkarıyorlar. Necmettin Sadak, Falih Rıfkı Atay ve onun yanındaki Kazım Şinasi Dersan, Akşam Gazetesi'nin ortakları, ortak olarak o gazeteyi çıkarıyorlar. Yani sağ taraftakini bulamadık henüz. Kim olduğunu bilmiyoruz. İnşallah yarın öbür gün çıkar. Bu birbirine meydana aykırı ekibi toplayan kişiymiş hocam. Yani bilemiyorum. O dönemde edebiyatçılar Birinci Dünya Savaşı olmakla beraber yazlarını adada geçiriyorlar. Mekansa yat kulübü bahçesi. Ve burada yazlık kiralıyorlar, bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar. Dönemin, devrin edebi, sanatsal ve savaşla ilgili konularını tartışıyorlar. Görüş alışverişinde
bulunuyorlar. Ada, yani Büyükada Yat Kulübü o dönemde bir edebiyat mahfili, edebiyat, siyaset ve sanat mahfili olarak uzun süre kullanılıyor. Tabii adaların da İstanbul'da sayfiye yeri haline gelmesi Tanzimat sonrasında. Yani batılılaşmanın etkisiyle artık Boğaz'la birlikte adalar tercih edilmeye başlanıyor. Ve diğer bir önemli husus burada fotoğrafla ilgili söyleyeceğimiz dönemin kılık kıyafet tarzıyla alakalı veya yahut fotoğraf çektirme renklerle mi ilgili? Fotoğraf çektirme adabıyla alakalı. Burada bazı isimlerin başı açık, bazı isimler kapalı. Oturanlar var, ayakta olanlar var. Bazı isimler fesli, bazı isimler kapalı. Öncelikle Fahri Rıfkı'nın fesine baktığımızda tipik bir iddiatçı fesidir. İddiatçıların fes tarzı son zamanlara doğru tabanıyla tavanı birbirine eşit neredeyse. Eşit tarzda bir fes tarzı. Konik Hürriyet değil. Ve İtilafçı Refik Halit'in fesi ise ondan farklı. Daralıyor gittikçe yukarıya, konikleşiyor. Ve o dönemin aslında Osmanlı, Tanzimat'tan itibaren Osmanlı adab-ı muaşeretinde adab-ı muaşeretinde baş açık fotoğraf çektirmek yok. Yani genelde hep başta fes vardır. İşte Şinasi gibi tamamen Avrupalılaşmayı, batılılaşmayı öne çıkaran kişiler bazen fessiz fotoğraf çektirebiliyorlar, başlıksız fotoğraf çektirebiliyorlar. Burada da kimisi fesli, kimisi de fessiz bir şekilde artık yavaş yavaş Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru böyle bir serbestlik elde ettiklerini görüyoruz. Buna beraber Hüseyin Cahit hatıralarında şöyle bir olay anlatır. Said Halim Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Said Halim Paşa gittiği mekanlarda herkesin fesli olmasını istermiş. Neden acaba? İşte yani geleneksel Osmanlı adab-ı muaşeretine bağlı olarak kapalı mekanlarda da fesli olmasını istermiş. Halbuki Avrupa'da tam tersi. Kapalı mekanlarda başlık kullanılmaz. Yani şapka şey çıkarılır. Hüseyin Cahit bir hatıratında anlatıyor. İşte Sadrazam Said Halim Paşa 1917'ye kadar savaş sırasında sadrazamlık yapan Beyoğlu'nda Circle Dorian ismindeki bir kulübe gittiğinde, içeri girdiğinde herkes feslerini başına koyarmış. Korkudan. Sadrazamın o huyunu bildikleri için fessiz hoş karşılamadığından dolayı. Bu fotoğrafta ile ilgili olarak o Yahya Kemal Ziya Gökalp dostluğunu da zikretmemiz gerekiyor. O meşhur mısralar da bu toplantılardan birisinde söylenmiştir. Yahya Kemal ile Ziya Gökalp pek çok konuda birbiriyle konuşmaktan zevk alan iki entelektüel o dönemde. Fakat tarih düşünceleri birbirinden farklı. Ziya Gökalp İslam öncesi Türk tarihini öne çıkarıyor. Yahya Kemal İslam sonrası, Malazgirt sonrasını ön plana çıkarıyor. Bununla beraber eski tarzda da şiirler yazıyor Yahya Kemal. Ziya Gökalp bu yüzden Yahya Kemal'e şöyle diyor, takılıyor. Bakın iğnelemenin, takılmanın bile bir adabı var. Harabisin, harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin. Hep geçmişte yaşıyorsun. Hep gözün geçmişte, ileri gelecekte değilsin. Yahya Kemal de ona aynı tarzda şöyle cevap veriyor. Ne harabi, ne harabatiyim, kökü mazide olan ati şeklinde. Bu bize dönemin entelektüel ortamını ne kadar muhalif olsalar da konuşma ve birbirlerinden çok şeyler öğrenme becerilerini de toparlayalım hocam. Gösteriyor. Benim fotoğraf hakkında söyleyeceklerim bunlar. Eğer izleyicilerimizin hoşuna gittiyse gelecek hafta başka bir fotoğrafı da daha geniş bir vakitte yani 10 dakika değil de 15 dakikada, tamam, 20 dakikada anlatmaya çalışırım.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Yeni lisana gelecek hafta devam edeceğiz yani. Öyle. Zaten iki maddeden, dört maddeden girdik. Daha devam yani var. Yani en azından YKS'ye, LGS'ye gidecek çocuklarımız bu yeni lisans sorularını yapabilsinler. Yani şimdi aslında bir kültür tarihçiliği ya da kültür mühendisliği üzerinden gidersek, yeni Türkiye'nin de enteresan, o da tabii çok kullanılan bir ifade, yeni Türkiye'nin de temelinde var olan bir tartışma vardı burada. Evet, Türkiye'nin 11'ini gördük. Hem eski Türkiye'nin hem yeni Türkiye'nin 11'ini gördük. Birbirinden farklı insanların yan yana nasıl durduğunu gördük. Hocamızın altını ısrarla çizmiş olduğu bir edep çerçevesinde yine tartıştıkları ama asla ve asla incitmedikleri bir binayı inşa ettiklerini vurguladı. Fotoğraf çok güzeldi. Bugün yeni lisanla giriş yaptık. Yeni lisan gelecek hafta devam edecek. Yeni lisan aslında hep yenileşme, bir şekilde Türkiye'de sıcaklığını koruyan bir tartışmadır. Yeni eski tartışması bitmeyen bir tartışmadır. Muhtemelen biz bu dünyadan göçtüğümüzde de başka bir isim adı altında tartışma devam edecek ama inşallah artık kabuktan içeriye doğru gider, şekilden anlama doğru gider, manaya doğru gider. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar, iyi günler diliyorum. Selametle kalın efendim.